Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Ocak 2020 iddia tahminlerini vereceğim. Bugün 3 maç seçtim. Ki bültende fazla maç yok. Gördüğünüz üzere sizin de. İlk maçımız Çaykur Rizespor Gençler Birliği maçı. İkinci maçımız Atalanta Spal. Üçüncü maçımız West Bromwich Stoke City. Bu 3 maç arkadaşlar. 3 maçın tek tek oranları gayet cazip diyebilirim. Bu üç maçı kupon halinde değerlendirebilirsiniz analizlerime başlayacağım. Analizlerime başlamadan önce bu üç maç hakkında kendi görüşlerinizi yorumlara yoruma, bilir, yoruma bilirseniz fikir alışverişi yapmış oluruz. Belirtmenizi istiyorum. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolardan direkt haberdar olmak için listesini açabilirsiniz. Like atmayı da unutmayın videoya. Başka bir istem yok. Ücretsiz kendi tahminlerimi veriyorum bu şekilde. İlk maçımız Şaykur Rizespor Gençler Birliği arkadaşlar. Süper Lig'in bu haftaki son maçı. İlk haftanın kapanış maçı Çaykur Rize Gençler Birliği. Şu an Beşiktaş'la Nusifar Spor oynuyor. Bir 1 beraberliği var. İddia Çaykur Rize 2-10. Beraberle 2-95. Gençler Birliği'ne 2-65 oran açmışlar. Önce aralarında oynanan önceki maçlara bakalım. Çaykur Rizespor en son deplasmanda galip gelmiş. Ondan önce Gençler Birliği evinde kazanmış. Çaykur Rize'nin evinde oynadığı maçlara bakalım. 2 birlik galibiyet. 3 kilik mağlubiyet. 1 bir birlik beraberlik. 1 bir sıfırlık galibiyet. Bir üstünlük kuramamış Gençler Birliği'ni. Sürekli o kazanmış bu kazanmış. Yani öyle söyleyebiliriz. Beraber de, de bittiği olmuş. Son haftaki form durumlarına bakacak olursak. Önce golcü, golcülerine bakalım. En golcülerde Gençler Birliği'nin daha bir üstünlüğü var. Boğdan Stanku neredeyse Çaykur Rize'nin golcülerinden hepsine eşit bir seviye gol atmış. 11 golle. Puan durumuna bakacak olursak tam Çaykur Rizespor 12. Gençler Birliği 13. Yani alt alta Gençler Birliği 28 gol atıp 32 tane gol yemiş. Çaykur Rizespor ise 17 gol atıp 27 tane gol yemiş. Formu pek iyi değil. Şaykur Rizespor'un evinde oynadığı maçlara bakacak olursak nasıl bir performans gösteriyor bakalım. En son Fenerbahçe'ye yenildi. 2-1'lik bir performans. Ligin son maçıydı evinde. Zorlu bir maçtı. Fenerbahçe zor zor yendi. İyi oynadı diyebiliriz. Ondan önce Kasımpaşa'ya yenildi 3-0. 3-1'lik Konya, 1-0'lık Antalya, 2-0'lık Ankara gücü. 3 galibiyeti var öyle. Sonra Trabzon ve Antep'e mağlup. Göztepe ile beraber. Yani evinde çok iyi bir form gösterememiş. Almış da vermiş de diyebiliriz yani. Gençler Birliği'ne bakacak olursak. Gençler Birliği en son ligi Beşiktaş'a 4 birlik yenilerek 2 kırmızı kart gördü. Malum. Ondan önce de Fenerbahçe'ye mağlup aynı şekilde. Ondan önce Kasımpaşa'ya galibiyet. Konya beraberlik. Antalya galibiyet. Ankara gücü. Mağlubiyet. Ondan önce Trabzon'la beraberliği var. Yani bu iki takımın arkadaşlar form durumları çetrefilli yani. Hem kazanabilirler. Maçta ne olacağı hiç belli değil. Her iki takımda kazanma ihtimali var. Şöyle bir istatistik vermişler. Maç ilk, Gençler Birliği ile oynadığı son 6 süperlik dördünü 4'ünü kazanırız. Spor 2 mağlubiyet. Aynı anda galibiyeti daha önceki 17 kaçlarımız alabilmişti. Arkadaşlar ben bu maça iddia tahminimi söylemek gerekirse Birinci yarı sonucu 0 oynamanızı tavsiye ediyorum. 1.90 oran. Gidip şimdi 2.5 üst veya 2.5 alt desem maçta ne olacağı belli değil ama ben bu iki takımın birbirini yenemeyeceğini düşünüyorum. Maçta beraberlik kokuyor. Sıfırdan sıfırda da bitebilir. Ama tahminimiz birinci yarı sonucu 0. Daha yüksek oran isteyenler ise 2.95'ten MS0 değerlendirebilirler. 2.95 0 oranı cazip bir oran. Sistem oynayacak arkadaşlar ise bu maça sıfırdan 0 şeklinde bir değerlendirme yapabilirler. 4.30'da oranı var. Dediğim gibi bu maç, maçı açın arkadaşlar karşısında uyun yani öyle söyleyeyim size. Beraberlik kokuyor. Zaten e, bir bir takımın bir takımın üstünlüğü kurduğu yok ama Hamza Muzoğlu ile gençler bile biraz daha iyi oynadığını düşünüyorum ben. İsmail Kartal da eminde daha tempolu dengeli olacaktır. O şekilde bu maçta ilk kere beraberlik çıkacağını düşünüyorum. 1.95'te, 1.90'da pardon oranı var. Beraberlik oynamak isteyenler de 2.95'ten alternatif, oran yükseltmek isteyenler öyle bir bahisimizdir, tahminimizdir. İkinci maçımız Atalanta Spal. Atalanta demek arkadaşlar gol demek. Atalanta deyince benim aklıma gol gelir. Şöyle bir bakalım Atalanta'ya, oynadığı maçlara, evinde oynadığı maçlara bakacak olursanız 5-0, 5-0 3-2. Evine Juventus'a yenilmiş. Cagliari'ye yenilmiş. Atalanta'nın son zamanlarda formu iyi gerçekten. Inter'e deplasmanda beraberliğe kalaraktan zaten bir başarılı gösterdiği diyebiliriz. Atalanta'nın da şu an ligdeki ikinci devrenin ilk maçı diyebiliriz. Atalanta bu maçta yine ben güzel bir açılış yapacağını düşünüyorum. Spala gol yağmurunu tutacağını düşünüyorum. Ama Atalanta'ya çok düşük oran açmışlar. 1.10. Beraberliğe 4.5. Spal'a da 7.75. Aralarında oynanan maçlara bakacak olursak Atalanta'nın bir üstünlüğü var zaten ama çok gollü değil. O yönden Spal'ın son formları da form durumu da iyi değil. Deplasman'da en son Torino'ya galip geldiler. galibiyet o. Spal'a Spal, a, Spal a en son Fiorentina'ya yenildi. Ligi öyle kapattı. Ligi'nin ilk yarısını. Genel olarak mağlubiyet olmuş takım. Arkadaşlar tahminimizi golcülerine baktıktan sonra tahminimi söyleyeyim. Muriel olsun. Çok güzel bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Bu kadro az kadro çıkacağını düşünüyorum ben Atalanta'nın. O şekilde yine galibiyet alacaktır. Evin gol üstü oynamak istiyorum ben bu maçta. Ev sahibi 2.5 gol üst. Ev sahibi 3 gol atar yani. O da arkadaşlar. 2 pardon 1.55 oranı var. 1.55'ten Atalanta'nın en az 3 gol atacağını düşünüyorum. Ki Atar ligin ikinci devresinin ilk açılış maçında şov yapacakları kendi evinde en az 3 gol bulacağını düşünüyorum. O şekilde bu maçı değerlendirebilirsiniz. Maçı yarın 22.45'te. Ev sahibi 2.5 gol istedik 1.55 orandan. Üçüncü maçımız Stoke City maçı. İddia West Bromwich'e 1.65 beraberle 2.90 Stoke City'ye 3.40 oran açmış. Aralarında oynanan mücadeleye bakacak olursak. West Bromwich'in arkadaşlar bir açık ara bir üstünlüğü var. Son iki maçı deplasmanda kazanmış. Ondan önce evinde kazanmış. Ondan önce evinde beraber de galibiyet, galibiyet, galibiyet. Puan durumuna bakacaksak bakacak olursak zaten maç fazlasıyla lider diyebiliriz Leicester United'dan. Pardon maç eksiğiyle lider. Bu maçı kazanıp üst sıralara Leicester United'dan farkını iyice açmak isteyecektir. Playoff'lu olduğu için bu ikinci lig olduğu için İngiltere'nin playoff da aynı şekilde zirveye bastırıyor. Arkadaşlar direkt ben tahminimi söyleyeyim bu maçta. West Brom için kazanacağını düşünüyorum. Taraf bahsi. MS1 1.65 İlla oran yükseltmek isteyenler varsa MS1 4.5 al şeklinde de 1.85 orandan da değerlendirebilirler. Oranlar cazip. Zaten bültende fazla maç yok. Bu yüzden bu maçı kesin değerlendirmenizi istiyorum. Evinde oynadığı son maçlara bakalım West Brom'un. Pardon internet. Tamam. Zaten bunların lig uzun sürüyor, çok maç oynuyorlar. Evinde en son Leicester United'la ikinci olan takımla berabere kalmışlar. Ondan önce yenilmiş. Hmm. Ama dediğim gibi Bu İngiltere'de en son ne zaman maç oynamış bakacak olursak 11 Ocak'ta oynamış. 2. devrenin ilk açılış maçı West Bromwich için. Farkını yaratacağını düşünüyorum. Maçtan galibiyet geleceğini düşünüyorum. Bu arada Sivas Spor'a geçti Beşiktaş karşısında. Kendi farkını yaratacağını düşünüyorum. Lidere yakışır, yakışır şekilde bir oyun koyacaktır. 50 gol atıp 30 gol yemiş. Attığı gol fazla ama lidere göre yediği gol de biraz fazla. Stock City zaten 21. sırada. Bu maçtan mağlubiyet alacaktır Stock City arkadaşlar. Zaten form durumu gerçekten kötü diyebiliriz. 42 gol yemiş. 33 tane de gol atmış. O şekilde bu maçı da değerlendirebilirsiniz. 3 maç Çaykur Rizespor Gençler Birliği ilk yarı 0. Atalanta Spal ev sahibi 2.5 gol üst. West Bromwich'te MS1 4.5 alt veya direkt MS1 165 orandan size tatmin ediyorsa 165 orandan oynayabilirsiniz. İlla oran yükseltmek isteyenler varsa 1.85'ten de oynayabilir. Bu maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi yoruma belirtirseniz arkadaşlar. Sevinirim. Kanala abone olup listesini açarsanız artık ertesi günün maçını bugün ayın 19'u mesela 20'sini maçlara bir gün önceden veriyorum. Bundan sonra öyle yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi videoda like atmayı unutmayın. Herkese başarılar arkadaşlar.